Selamun aleyküm arkadaşlar, merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Destekleriniz için teşekkür ediyoruz. Hocam, bir takipçimizin bir sorusu var, önemli bir sorudur. Bu kıyametle alakalı. Evet, önce merhaba, güzel yayınlarınız için Çetin Bey, size ve Mehmet Ömce'ye çok teşekkür ediyorum. Bir sorum olacak. Hem kainat olarak hem de bilimsel olarak dünyaya çarpacağı söylenen bir gezegen var. Gezegenin manyetik etkisiyle depremler olacağı ve dünyada çok insanın öleceği söyleniyor. Hatta Norveç'te bir kıyamet ambarı yapıldı. Doğumlar saklanıyor. Bu bilgiyi gizli bir grubun bildiği ve insanlardan sakladığı söyleniyor. Mehmet amca ne düşünüyor bu konuda acaba? Değerli kardeşlerime selam ederim, teşekkür ederim. Allah razı olsun ondan. Değerli kardeşim, evet öyle diyorlar. Bir gezegen gelip de dünya çarpacak öyle diyorlar. Fakat öyle bir değil. Çarpacak diye bir şey yok. Ya geldiği zaman deprem olacak. Yalnız onun bir manyetiği midir? Onun bir yani şeyi midir dünyaya geliyor? Böyle sıkıştırma bir şey olabilir. Evet. O da herhalde yani Samanyolu galaksisi içindedir. Şimdi ben bu orayı bırakayım da buraya geçeyim. Türkiye'miz çok şanslıdır. İçinde bir Muhammed Mehdi çıkacak. Muhammed Mehdi onun duası Yüce Allah kabul eder. Onun beduası da kabul eder. Duası yoksullara ve mazlumlara, beduası da zalimlere, kötülere kabul olunacak. Ben buna eminim. Türkiye'de zor olacak. Onun bir duasıyla bütün tehlikeler bertaraf edilir. Ama kardeşim daha zor vakti var. Evet, Muhammed Mehdi şu anda kapalıdır. Bir şey yapamaz. Neden? Çünkü onun üzerinde tarih var. Hangi yıl, hangi ay, hangi gün, hangi saat tarih var, o tarihe kadar yani, bekliyor. Hani şimdi onu bırak da şimdi bu dünyada olaylar oluyor. Evet. Bunlardan bahsedelim çünkü bu konu da olmaz. Yani şimdi o arkadaşımız dedi ya, gezegen Türkiye'ye çarpacak, dünyaya çarpacak. Çarpma değil hocam, manyetik etkisi diyor. Manyetik etkisi olabilir. Evet. Yalnız hangi zaman gelecek? Dünyaya yaklaşıyoruz, ya yaklaşıyoruz ama şimdi gezegenlerin kendi manyetik alanları var. Evet. Mıknatıs gibi. Şimdi ne zaman gelecek onu biz izah edemiyoruz. Değerli kardeşlerim. Dünya iyiye gitmiyor yani. Yoksullar yanıyor. Yoksulların ahında da olsa bizim başımıza belalar gelecek. Bugün ben keşke bir dernekim olsaydı, Yoksullar Derneği'ni kursaydım. Her dernek var. Her çeşit dernek var. Her cemaatin, her tarikatların derneği var ama maalesef Yoksullar Derneği yok. Ben de fari olarak Yoksullar Derneği'ni kendi kalbimde kurdum. Yoksullar olduğu sürece... İlk üye ben olayım. Evet. İlk yoksulla ben kendimi kaydettim. Bak, yeşil kartıyım. Ve sosyal yardımda da 30 senedir fazla da kaydım hocam, var. Hocam şimdi dünyanın kıyametine gittik. Şimdi boş ver. İşte kıyamet budur. Yoksullar açtır, perişandır, ekmek bulamıyor. Tabii biz bunu başka bir videoda konuşalım. Allah-u Teala yoksulun ahı zalimlere bırakmaz. Ya benim konuşmam gereken şey ne? Olay şey gereken nedir? Gereken, şimdi bir konuyu konuşuyoruz. Konuyu dağılıyor. Artık bak. Arabanın freni patlamış. Ya bir uçuruma gidecek. Ya bir dağa çarpacak. Ya hızlı gide bir dağa alacak. Başka tutunacak bir yolu yok. Hocam şimdi bu seller bu yazın. Bu kadar sel olması. Ha. Görülmemiş bir şey. Evet. Teçhiz çıplak hızlar çıktı. Bugün ben baktım. Hindistan'da bir sel olmuş. 9 kişi insanı suda boğulmuşlar. Türkiye'de de 5 kişi boğuldu. Bangladeş'te olan bir selde 25 vatandaşı
kayboldu, öldü. Kardeşim bunlar iyiye işaret değil. Yavaş yavaş olaylar çıkacak meydana. Siz bir haberleri dinleyin. Seller eski seller gibi değil. Geçen sene Sinop'u mahvetti. İşte kardeşim gelecek. Çünkü neden? Her yerde yoksul var. Birisi yiyor, kavuruyor 90 kilo, 100 kilo. Hocam, birisi de... Hocam şimdi iki tane denek olsaydı. Karni, sütü, zayıfta bir oluyor, birleşiyor ha. Sizden bir hakkım var. Bir iki dernek açma hakkım var diyelim. Bir tane açma hakkım. Yoksul dernekli. Bu bir tane Mehdi derneği, bir tane... Yok canım, Mehdi diyor, Mehdi değil. Zaten benim gönlümde yatan şu anda nedir? Yoksullar derneği. Neden yok? Neden? O zaman çok kişi gelir sizden yanarca. Ya bak şimdi sosyal yardım dayanışma vakfı vardır ama o boş. Yoksullar bir şey vermiyor. Ben içindeyim biliyorum. 4 senedir bir şey almıyoruz. Bir aylık maaş yok, bir aylık gelir yok. Hocam şimdi sana bir soruyu soracağım. Ha. Bu elek dağı niye patlamadı? Ama hala şıra patlamaz da. Bak orada bir zaman var. Bak orada da bilmediği saksamediği çıkarırsa ben hani... Hocam bak sana bir şey diyeyim mi? Sen aslında bazı yerlerde biz bugün kaç gün önceki bir videoda konuştuk. Ben sana dedim ki bir grup Ankara'da Mehdi'nin Ankara'da olduğunu söylüyor dedim. Dikkat edersen. Çıkarsınlar. Dur. Birine Ankara dedim, maaşına ne geldi biliyorsun? Ben dedim ki bir yerde de İstanbul'da. Bir çıkarsınlar. İşte Ankara'yı gördük anne. Sen dedin ya İspanya gibi olur. Hadi bir çıkarsınlar bakalım. Şimdi İspanya'da yine yangınlar başladı. Ya iç Anadolu bölgesine toz toprağa geldi ya. Çöl geldi onlara toz toprak. Şimdi o zaman ki bir gece de Ankara'nın üzerine şimşekler çaktı sabaha kadar. Bir de yeni mahallede Keçiören'de Akyurt'ta seller. Sen ne yaptın? Hele bir çıkarım Mehdi. Yemin ederim sahte Mehdi çıkarmanın Allah katında cezası ne olduğunu anlayacaksınız. Hadi bir çıkarım. Şimdi bazı yerler diyecek ben boş konuşmuyorum ha. Ben Mehmet Hoca'yım. Şimdi bazı yerler diyecek ki bunlar da sadıf oluyor. Hep Mehmet Hoca söylüyor Kemal Sunal. Ya söylesinler zahirdir zahir. Onların kafaları. Şimdi diyecek Kemal Sunal gibi hep şey tutuyor diye. Ya onların kafaları zahirdir. Ha diyor ki bir tane Mehdi çıkaralım kendimizi kurtaralım. Kurtarma yok kardeşim. Sahte Mehdi'yle kurtulamazsın ha. Hakiki Mehdi'yi çıkar. Hakiki Mehdi çıktıktan sonra zuhur oldu mu? Gel onun arkasını düt. Sen dünyanın yıldızı olacaksın. Bitti. Peki kendine taraf birini seçmezsin. Yok. İnanmıyorlar ha. Batındaki Muhammed Mehdi, Allah'ın bildiği Muhammed Mehdi'ye inanmıyorlar. Bir de bilmiyorlar da. Ya hocam şimdi Kur'an'da bir sürü ayet var. Hangi ayete inanıyorlar doğru diyorsun? Ya bak. De ki. Kim inanıyor? Onun ilmi katındadır. Muhammed Mehdi'nin ilmi Allah katındadır ha. Çünkü kelime ledun bilir ve hurufi mukataları bilir. Onun için herkes bilmez. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de saklıdır. Açık bir filan tarihte, filan günde, filan saatte zuhur olacak, filan yerde Muhammed Mehdi diye bile açık bir ayet yok ha. Çünkü insanlar Allah-u Teala onların ne kadar şiddet olduğunu biliyor. Onları da değiştirdi. Hadiste peygamberimiz anlatmıştı, onun hadislerini değiştirdiler, çoğaltırlar. Ya işte Allah önceyi, evveli, ahri bilendir. Saklanmış, şifre olarak Kur'an-ı Kerim'dedir. Dünya iyiye gitmiyor. Bir tane kardeşimizin de bir sorusunu alalım. He. Mavi Yıldız. Selamun Aleyküm. Mehmet Hocam, Çetin kardeşim. Benim de rüyamı yorumlar mısınız? Çetin kardeşim 1992'de annem vefat etti. Annem ahirette devamlı büyük evler yapıyor. Sordum anneme niye bu kadar ev yapıyorsun diye. Kalabalıkız ancak yeter diye yorumlayabilir misiniz? Ahirette evi çok... Allah-u Teala onun annesinden razı olsun. Allah ona yeri mekanını cennet etsin. Cennet de yapmıştır ve duası da çok makbuldür ve başka evler de yapıyor. Çünkü neden yapıyor? Kendi çocuklarına, kendi torunlarına veya kardeşleri olabilir, çevresi herhangi bir ailesi olabilir. Yani onlara ev hazırlatmış. Onun duası çok makbuldur. Kendisi de kurtulmuş. Cennetedir ve geleceklere de ev hazırlıyor. İşte diyorlar ki, işte salih bir kul duasıyla, salih bir abd duasıyla
kaç kişi kurtarır? İşte mesele bu. Değil kardeşlerim. Evet. Evet. Bir kardeş diyor ki, Çetin abi bir rüyamı paylaşacağım. Lütfen Mehmet amca iletin. Bundan bir sene önce bir rüyadır. Bir oyuk toprakta bir esmer melez gibi 50 yaşlarında bir adam bana çekirdek veriyor. Şefkatle al ve ye diyor. Gülümsüyor. Ben de ona soruyorum. Acı mı diye. Hayır, hayır diye kafasını sallıyor. Şefkatle tekrar yememi söylüyor. Çekirdeği yiyorum sanki bir metal gibi ve ağzımda çoğalıyor. Kurt değil ama tiksiniyorum diyor. Midem bulanıyor. Bu adamın Hintli ya da Arap olduğunu sanmıştım. Sonra aradım bulamadım. Evet. Tabii bir başbakan gördüm. Yani kısacası biraz karışık bir rüyadır. Yediği bazı bilgilerin yanlış olduğunu ben anlıyorum. Yani bazı bilgiler ediniyor yanlış kaynaklardan. Bu da böyle diyelim. Yanlış bilgiler de çok sıkıntıdır hocam ha. Her bilgiyi aldığın zaman kafa alabulak oluyor. Hangisi doğruydu, hangisi yanlıştır? Bunları şimdi da ayırt bu edilir. Arkadaşımız yerin altında bir tane mahlukat ona görülmüştü ve ona bir herhangi bir çekirdek vermiştir. He? Evet, şimdi hocam bunun aynı kişinin link lider nedir? Çetin abi amcaya benim için rica etsen mukatalardan bahsedebilir mi? Bir de bir yerlerde Hz. Mehdi'nin yüzünde yazılar gözükecek deniliyor. Yazılar. Heh. Acaba bu kömür gibi kimyasal bir şey mi var yüzünde? Yani öyle bir şey mi olacak? Yazılar. Şimdi ben bunu öncekisini yorum yapayım. O önemli değil aslında. Yok, o önemli olan budur. Şimdi yerin altında insanların içine girecek metafizikler var. İnsanları kandıracaklar güler yüzlerle, bir şeyler yedirecekler, yemeyin. Daha işte diyelim ki bu zamanın bilgileri de, yiyecekleri de karmakarışık olmuş. Hani insanlar yer altında çıkan herhangi bir şeyi sana güler yüzüyle kandırıp sana yedirdiyse... Hap gibi hap. He? Hap gibi. Neyse hap, işte. Hapı yuttu diyor. Ondan sonra ağzında madene dönüşüyse bil ki o da bir metafiziktir. Onda bir hayır yok. Bir tane kardeşim de diyor ki, Boyra Sefa. Geçmiş videolarınızda gökten gelecek şeylerden bahsettiğiniz şimdi meteoroloji uyarı üstüne uyarı yapıyor. Hayırlısı diyelim. Hatta meteoroloji demeden önce ben bir video hatırlıyorsun hocam değil mi? Ben gökyüzünü çekmiştim. Böyle bulutlar geliyor kara kara. Evet. Dedim ya işte sıkıntılar geliyor. Ondan evet. Sonra başladı ya durumlar. Evet. Çok sıkıntılı. Şimdi bazıları da buna bir şekilde insan şaşırıyor. Öyle. Bir dönem var artık. Yeni bir döneme girdik. Bu arkadaşın bu yorumu neydi hocam? Yemin ederim. Yüzünde yazılar olacak mı? Yüzünde yazılar. Bu diye arkadaş bir soru sordu daha önce şey. Değerli kardeşlerim, yani metafizik olarak insanların bedenine girip bazı iyi olmayan metafizikler insanların bedenini kullanarak insanları kandırabilir. Dikkat edin. Evet. Peki Hazreti Mehdi yüzünde yazıyor olabilir mi yani? Şimdi Hazreti Muhammed Mehdi mukataları bilir. Yazı. Mukataların bütün sırrını bilir. Yazı üzerinde var mı yok mu öyle bir duyum almamışım. Ben öyle bir kitapta görmemişim. Yani yorumlar hadis peygamberimizin hadisi Muhammed Mehdi hakkında söylenen hadisler çoğaltıldı. Yani fakat Muhammed Mehdi'ye gelecek iki çeşit melek var. Birisi beyaz melekler, birisi kara melekler gelecekler. Kara meleklerin üzerinde yazı olacak. Mukata, hurufların kıdamlarıdırlar. Mukata kelimeler, mukata huruflar elmi batın olduğu için onlar da batındadır. Ve onların elbiseleri, onların libasları karadır. Ve hepsinin üzerinde mukata kıdamları olduğuna dair mukata huruflar onların üzerindedir. Evet. Şimdi bir tane kardeşimiz sormuş Emre Bozkurt. Hani bu rüya değil. Evet. Bugün sırt üstü uzanıp göğe bakıyordum. Allahu Teala bulutun içine E yazdı. E? E yazdı. İki göz çizdi, anlamı ne olabilir? İki göz, iki göz. E harbi nedir? E harbi. He. Şimdi neyle kalır? Şimdi iki göz, sen görmüşsün. E harbi o kişinin
şifresidir. E harfi o gördüğün gözün adıdır. Fakat hangisidir? Hangi ruhaniyettir? Bunları bilmek lazım. Araştırmak lazım. Gene de Allah'tan iste. Bir tek harfle olmaz. E harfi. E nebilerin de ruhaniyetleri yukarıda var. Meleklerin de ruhaniyetleri var. Tek bir kelimeyle biz bir harfle çözemeyiz. Evet. Leyla Bür kardeşimiz sormuş. Kızım şunları bir azarlığa gitsinler. Mesela rahmetli babam ölmeden önce sabaha kadar nöbet tutar uyumazdı. Bir elinde baston bir elinde bıçakla, meğer baston sancak bıçak kılıncmış. Ben o zamanlar bunu anlayamadım. Evet. Bunun için çok üzgünüm. Evet. Kızım geliyorlar derdi sürekli. Yani babası görüyormuş böyle ruhani varlıkları. Hı. Kızına diyormuş ki geliyorlar ama kızı görmüyormuş. Geliyorlar derdi sürekli. Babam kim geliyor diye sorardım. Öldürmeye geliyorlar derdi. Rahmetli meğer karanlık enerjiler gelmek üzereymiş. Onu da yeni anladım. Nereden bileyim o zamanlar 2014-2015 acı içinde geçti. Babamın kalp gözü açılmış. Biz bilemedik. 2016 senesinde vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Evet. Geçmişte kara kötü enerjiler geldiler. Doğrudur. Allah dostu olanlar, kalp gözü açık olanlar onları görüyorlardı. Kötü enerjiler. Evet. Ama şimdi o arkadaşımız elindeki asa vardı ve kendisini vermişti maneviyata. Kendisini batına vermişti. İki çeşit batın var. Dünyadaki bulunan ve gözle görülmeyen varlıklar var. Ve ta galaksilerden gelen enerjiler var. İşte Muhammed Mehdi'nin işi çok zor. Yani yer altında çıkan kötü enerjiler var. Evet. İnsanlara musallat ediyorlar. Musallat oluyorlar değerli kardeşlerim. Şimdi onlar yer altındaki ne kadar kötü enerjiler varsa onlar da çıkacak. Ve saman yolunda bulunan ne kadar kötü enerjiler varsa onlar da gelecek. İyiler de gelecek ve galaksilerden öte. Samanyolu galaksisinin ötesinde de gelecekler. İyi ve kötü. Evet. Yani bir kaynağı savaşı olacak. Evet, bir tane kardeşimiz de sormuş, Mehmet Yıldırım. Demiş ki, selamun aleyküm Çetin abi, hocama sorar mısın? Ayın üzerinde yazı yazıyor mu? Bu yazıyı Hazreti Mehdi okuyabilir mi? Cevabınızı bekliyorum. Ya yazı önemli değil. Var mı yok mu? Yazı ile bile değil. Hazreti Muhammed Mehdi aya gitmişti ve ayın üzerine gezmişti. Oradaki gelenleri görmüştü. Şu anda Muhammed Mehdi şu anda kapalıdır. Bir zuhur miadi var. Şu anda bir şey yapamıyor. Ne zaman semada ses geldi ve ne Allah'ın emriyle semada ses gelecek ve ses geldikten sonra, zuhur olduktan sonra o zaman Muhammed Mehdi bütün duası ve bedduası Allah katında kabul olacak. İyilere duası kabul olacak, kötülere de bedduası kabul olacak. Evet. Yani bu işler biraz karışıktır. Bir soru daha var. Biz bunu diğer video alalım. Bayağı uzadı. Bir tane kaldı. Tamam.